Evet dostlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomda Reset Village, yani daha önceden kanalda tanıttığım modun nasıl yükleneceğini göstermeye çalışacağım dilim döndüğünce. Zaten ben de daha hiç yüklemedim. Beraber yüklemiş olacağız açıkçası. Dediğim gibi Expanded'la beraber eş güdümlü olarak çalışabiliyordu bu mod. Özelliklerinde yazıyordu. Bakalım gerçekten çalışacak mı, yapabileceğiz mi? Bu arada müjdeli haber, artık önümüzdeki pazar seriye başlıyorum. İkinci sezon başlıyor yani. Elim ayağım titriyor. Bayağı bir ara verdik ama güzel oldu, iyi geldi. Dediğim gibi bu mod Expanded'dan 10 kat falan daha büyük neredeyse. Evet, lafı çok uzatmadan buyursuna başlayalım. Ha, bu arada abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı gerçekten unutmayın lütfen artık ya. Çok önemli, bayağı önemli. Evet, modda yüklediğimiz site olan nexusmod.com'a geliyoruz. Bu arada ekranı biraz büyüttüm ki reklamlar çok gözükmesin, göze batmasın diye. Çok fazla reklam veriyor site. Hatta şöyle göstereyim. Ana sayfaya geldiğimizde şöyle nexusmod.com'a arama kısmına Rich Site Ledge yazınca direkt çıkıyor önümüze. Evet, modumuz bu şekilde. Ama modu indirmeden önce şurada gördüğünüz üzere requirements kısmı var. Yani gerekli olan modlar kısmı var. Bayağı da bir mod gerektiriyor açıkçası. Bunların hepsi yüklü olmadan arkadaşlar, bakın direkt şu yanlışı çok fazla yapıyorsunuz. Burada dosyalara gelip ana modu direkt yüklemeye çalışıyorsunuz. Hayır, böyle değil. Gerekli olan, yani gereksinimler kısmındaki modları yüklemeden mod çalışmaz. Bunlar gereklidir, zorunludur. Bunları tek tek yüklemeniz gerekiyor. Şöyle hepsini açalım. Yukarıda bütün sayfaları açtım. Şimdi bu modları yüklerken de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların da gerekli olduğu modlar olabilir. Şu kısma bakacaksınız. Smappy zaten Expanded videosunda da anlattığım gibi modları, Stardew Valley modları yüklemeniz için gerekli olan şey Smappy. Smappy yüklü olmadan modlar çalışmaz. Bir daha detayına girmeyeceğim. İsterseniz Smappy'nin nasıl yüklendiğini Expanded modu nasıl yüklenir videomda ya da Stardew Valley mod nasıl yüklenir videomdan izleyerek görebilirsiniz. Sürekli aynı şeyle anlatmanın bir anlamı yok. Şöyle baktığınızda zaten bütün modlar hemen hemen sadece Smappy'ye gereksinim duyuyor. Diğer şeyle gereksinim duymuyor. O yüzden rahat bir şekilde yükleme yapabiliriz. Şimdi bunların tek tek files kısmına geliyorum. Manuel bir şekilde indiriyorum. Şöyle bir tanesini göstereyim size. Gerisini çat çat yapacağım. Content Patcher bizde yüklü olması lazım ama yine de yükleyeyim. Zarar gelmez. Buradan files kısmına geliyorum. Manuelde olana basıyorum. Download diyorum. Sonra karşıma böyle bir ekran geliyor. Burada zaten premium'a gerek yok. Ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz download diyerek. Burada 5 saniye sizi bekletiyor. 5 saniye bekledikten sonra link geliyor. Reklamlı bir şekilde. Ha, link gelmiyormuş, direkt yüklüyormuş. Okey, tamam. Şimdi yüklediklerimi kapatalım. Bir kafa karışıklığı olmasın. Evet, hepsine tek tek aynı işlemi yapıyorum artık. Bakın mesela bunu yüklerken otomatik olarak başlamadı yükleme. Buna basarsanız bu sefer manuel olarak yükleyecektir. Evet, sonuncuyu da yüklemiş oldum. Şimdi bakalım. Şöyle yüklediğim dosyaları açıyorum. Kaç tane dosya var burada? 13 tane dosya yüklemişim. Yanlışlıkla aynı isimde yüklediğim var mı diye bakıyorum. Yok gibi. Toplam kaç tane dosya gerektiriyormuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tamam, doğru. Şimdi en son olarak Richside Village'in ana dosyasını yüklüyorum. Bakın burada ana dosya yüklerken şurada optional files var. Yani yüklemek zorunda değilsiniz. Ama diyor ki işte vanilla müziklerine hafif remix eklenmiş halidir. Yüksek bir tavsiyedir benim için diyor. Yani bence mutlaka yüklemezsiniz diyor. Race'i kırmayalım. Bunu da yükleyelim. Evet. Yüklesin bunu da. Bunun boyutu biraz bir tık büyükmüş ama. Tamam, geri gel. Sonra ana modu da yüklüyorum. Evet, bunları biraz yavaş indirebilir arkadaşlar. Çünkü premium olmadığı için bunların boyutları diğerlerine göre bir tık büyük. Yüklesin, sıkıntı yok. Ha, bir de Türkçe yama var. Türkçe yamayı da halledeceğiz. İlk bir hepsini bir yükleyelim. Bir çalıştığını görelim. Sonrasında Türkçe yamayı yaparız. Bu mod daha yüklensin bakalım. Bu yüklenirken ben bir köşede şu Türkçe yamayı da açayım. Onda arkadaşlar şimdi Reside Village'in ana modun ana sayfasındaki translation kısmında gördüğünüz üzere Türk bayrağı da var. Türk bayrağına gelip tıkladığınızda Kedi Dili ve Hermes denilen iki arkadaşın yaptığı çeviriye ulaşabiliyorsunuz. Burada arkadaş gayet güzel bir şekilde anlatmış zaten. Bakın burada bütün gerekli modları yazmış. Üstlerinde şöyle demiş. Eğer zaten kurulu değilse Smappy'yi,
Recycle Flash modunu ve bütün gereksinimleri kurun. Orijinal çalışmıyorsa çevirisi nasıl çalışsın? Doğru diyor. Evet arkadaş burada diyor ki Expanded'dan farklı olarak çeviriyi alıp orijinal modun olduğu kutuya klasörü atarak üzerine yazın. Orijinalin yerine çeviriyi kurmaya çalışmayın diyor. Uygun bir şekilde yapılmadı demiş. Yani ilk önce normal modu atıp sonrasında Türkçe'ye atacağız arkadaş. Bunu indirelim bir köşede insin bu da. Güzel diğer dosyalar hazırmış. Bunun boyutu çok fazla değil. Bu da hemencik indi zaten. Evet şimdi elimizde kaç tane dosya oldu? 16 tane dosya var elimizde şu an. Şimdi bunları tek tek açıp şöyle göstereyim. Eğer oyunu Steam'den aldıysanız ki ben Steam üzerinden yapacağım ama çok fark etmez. Oyunun ana klasörünün içindeki mod kısmını buluyoruz. Şuradan ilerleyelim. Buraya bu bilgisayar yazdım. Buradan Program Files'a geldim. Steam'e geldim. Steam Apps'e geldim. Buradan Common'a geliyorum. Star Role'yi bulup mod klasörünü buluyorum. Evet. Şu gördüğünüz modlar zaten expanded modlarıydı. Hepsi. Şu kısmı biraz büyütebiliyor muyum? Şöyle büyütebilirim sanırım. Ama az önce daha düzenli duruyordu ya. Neyse şöyle gözüksün şimdilik. Şimdi yüklediğim modları tek tek atıyorum. Hatta şöyle yapalım, işimiz kolaylaşsın. Zaten bazı modlar yüklü, bazı modların yüklü olmasının sebebi Expanded. Expanded de aynı modları gereksinim duyduğu için. Fazla yüklenme yerinde üstten yazabilirsiniz, herhangi bir sıkıntı olmaz. Evet, ana klasörü de şöyle attım. Bu biraz daha uzun sürecek, boyutu yüksek olduğu için. Evet, onu da attık. Müzikleri de atalım. Acaba bunu bunun içine mi atıyoruz? Bak bundan çok emin olamadım. Direkt kendisi bir mod mu yoksa bunun içine mi? Neyse buna bakarız, deneriz. Müzikler. Evet, bütün dosyalar şu an yüklenmiş olması lazım. Sadece şu an Türkçe yamayı yapmadım. Şimdi oyunu çalıştırırken daha önceden de mod dosyasını, yani mod nasıl yüklenir kısmında anlatmıştım zaten. Bir daha detaylı olarak girmiyorum dediğim gibi. Simapi'den gelen şu dosyayla beraber açıyoruz. Stardew Modding API ile açıyoruz. Eğer normal modla beraber, yani modsuz haliyle girmeye çalışırsanız çalışmaz. Evet, basıyorum. Bakalım şimdi burada bir hata varsa zaten ekranımızda çıkacak. Belki Simapi falan güncel olmayabilir. Bu arada ilk defa çalıştırırken biraz uzun sürer. Evet şu anlık herhangi bir sıkıntı gözükmüyor gibi. Bayağı bir dosya yüklüyor şu an bu arada. Evet oyunumuz açıldı. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Şu an size geliyor mu bilmiyorum. Uf şu müziği bile özlemişim ya. En son 2 Temmuz'da girmişim oyuna. Evet şu an sanırım oyun oldu diye tahmin ediyorum. Şöyle bir deneyelim. Oyun sizde kayma falan olabilir çünkü size direkt ekran paylaşıyorum ben şu an. Oyunu yansıtmıyorum. Oyunda donma, kasma olabilir. Onlara çok takılmayın. Şu an sadece deneme amaçlı dediğim gibi. Evet şu kayda girip deneyelim bakalım. Modumuz olmuş mu? Olmasaydı muhtemelen zaten hata verirdi. Simapi kısmında. Evet ilk yükleme yine bir tık uzun sürüyor tabii. Onlarca mod var. Oh güzel evim ya, özlemişim. Evet olmuş. Richard diye bir reis geldi gördüğünüz üzere. Tamam buradan sonrasını görmemize gerek yok. Spoiler olmasın. Kapatalım oyunu. Şimdi sıra geldi Türkçemeyi yapmaya. Reisin dediği üzere bu dosyayı direkt buradan mod kısmında Recycle Flash'in üstüne yazıyoruz. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Burada Recycle Flash'i bulalım. Şöyle ilerlerseniz daha garanti olur. Herhangi bir çökmeyle karşılaşmazsınız. Bunları da direkt atıyorum. Evet üstüne yazma işlemimiz tamamlandı. Bakalım Türkçe yamada herhangi bir sıkıntı çıkacak mı? Tekrardan oyunu çalıştırdım. Şu dosyaları artık kapatabilirim. Şunu da kapa. Evet bir tık daha hızlı yükleniyor gördüğünüz üzere. Ama şu an yeni bir mod attık. Yine biraz sürebilir. Oyunumuz açıldı. Bakalım. Oyunu yükleyelim. Şimdi o reis gelince Türkçe mi konuşacak? Evet günaydınlar. Dışarı çıkalım bakalım reis Türkçe mi konuşuyor? Evet işte bu. Selamlar tanrım. Ölmek gibi olmasın ama çiftliğin yılın bu zamanında çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim reis. Spoiler yememek için kapatıyorum seni.
Ve evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik efendim. Umarım keyif almışsınızdır. Daha doğrusu öğretici olabilmişimdir. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Lütfen videoların devamı için beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Haftaya pazar bir aksilik olmazsa artık yeni sezona başlıyoruz gümbür gümbür. Diğer videolarda görüşmek üzere. Keyifli kalın. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain.